Efendim evvel zaman içinde bayram sohbetleri başlıyor. Tüm İslam aleminin bayramını tebrik ederek başlamak istiyorum. Malum bayram günleri evvel zaman içinde programımızda usta isimleri, duayen isimleri sizlerle buluşturuyoruz. Bugün gerek hayatı konuşacağız, gerek bayramları konuşacağız, gerekse herkesin 7'den 77'ye çok sevdiği bir alan, futbolu değerlendireceğiz. İki futbol adamıyla, iki duayenle Türkiye'ye bu anlamda çok şey katmış iki isimle bu konuları konuşacağız, değerlendireceğiz. Bizlerle birlikte Güvenç Kurtar ve Şenol Usta Ömer olacak. Hocalarım hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun inşallah. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Biz herkesin bayramını kutluyoruz. Nice sağlıklı bayramlar diliyoruz. Allah i̇nşallah. Tekrarına nasip etsin inşallah. Sağlıklı, sıhhatli, mutlu, başarılı. Nice bayramlar görelim. Güvenç Hocam biraz sinirli gibiydin. Yok dedim ya. Bayram bayram bizi tartaklayacak yayında herhalde. Yok ya. Yok hocaya sinirleniyorum ya. Tam ters her şeyimiz futbol yorumlarımızda tam ikimiz de uyuyoruz Zıt. Biliyor musun? Yani teknik açıdan taktik. Ama genelde futbol takımlarla ilgili, takım sayılarıyla ilgili anlaşmamazlığımız var. Neden? Bilmiyorum ve ona sormak lazım. Yani ben tam ters 180 derece ters ama. O diyor ki Türkiye'de çok fazla profesyonel takım var. Ben de diyorum ki çok az var. Yani daha çok olması lazım. Çünkü bizde pratik futbol her alanda mesela bir kitap okumuştum. 10 bin saat kuralı diyor. Tamam Malcolm Gladwell de bir adamın. 10 bin saat bir işte pratik yaparsan o işte uzman oluyor. Pilot mu olacaksın hocam ya? Pilotların da 10 bin saat uçuş şeyi var biliyorsun. Bak, ondan sonra pilot oluyorlar. Tamam. Belki de pilot şimdi, olmak istiyorsan. Ama sen şimdi futbol esasında ona bir şey diyemez mesela. Ne kadar çok top oynarsan o kadar pratiğin olur. O kadar iyi futbolcu olursun. Biz de tabii Şenol Hoca da ben de bizim çocukluğumuzda 5 saat 6 saat geliyorduk okuldan değil mi? Akşama kadar oynuyor. Hava karınca hadi baban geliyor falan derlerdi. Şimdi adam 2 saat haftada yani birer saat bir halı sahada oynuyor oynamıyor. O da var ya 2 saat şunu yok drill var bilmem ne var. Ondan sonra geçen... Tık nefes oldum diyor sonra. Ya yok şeyi... Yani Güvenç abi şunu söylüyor. Sokak futbolu bittiğinden beri futbolcu da yetişmiyor. Evet. Eskiden herkes sokakta oynuyordu. Mahalle aralarında, yollarda, izlerde, bahçelerde. Alışkanlıklar değişiyor değil mi hocam? Tabii canım. Orada futbolcu ya, işte otomatik olarak teknik kapasitesini de yükseltiyor. Her şeyini yükseltiyor. Eskiden mahalle araları, şimdi şunlar, yakaladım. Bunlar hepsinden tamam, çok güzel, doğru. Çok güzel noktalara geliyordu. Otomatik olarak teknik kapasiteni sokakta. Çünkü topun nereden geleceği belli değil. Zemin yok, hiçbir şey yok. Şimdi de oynayacak alan olmadığı için maalesef yetenekli futbolcu çok az Türkiye'de yetişiyor. İşte ben de aynı şey. Bak şimdi kendi söylüyor. Bak ben şimdi aynı fikir olduğumuz konuyu bulduk yani. Bulduk. Ana şu var ama. O diyor ki yani profesyonel geleceksiniz diye. Ama şöyle onun da savunduğu yanlış bir şey var söylüyorum Güvenç Hocam'ın. Ya eskiden Türkiye'de bir Süper Lig dediğimiz şu anda birincilik vardı bir de ikincilik vardı. Üçüncülük bile yoktu çok zaman. Bir kaldırıldı tekrar konuldu. O iki takımın olduğu ligde daha çok futbolcu yetişiyordu. Amatör küme üçüncülük, ikincilik gibiydi. Türkiye'deki bütün amatör kümelerde çok iyi futbolcular çıkıyordu. Yani büyük takımların hep transfer listesinde amatör oyuncular vardı. Şimdi orada yer yok rekabet artması için takım sayısının az olması lazım. Burada yetişen oyuncuların oralara çıkmak için daha fazla çaba sarf etmesi lazım. Yoksa herkes bir takım buluyor gidiyor. Örnek vereyim Trabzon. Bir sürü kazası var. Her kazada bir takım var. Eskiden bizim olduğumuz dönemde öyle amatör takım, kazaların takımı falan yoktu. Herkes Trabzonspor'da, Akçaabat Sivasspor orada oynamak için mücadele ederdi. Şimdi öyle değil. Trabzonspor'a gidiyor, genç takımdan yetişiyor. Bir yere A takıma çıkmayınca işte bir sürü kazası var. En azından içinde benim. Arsim var, Yomra var, Araklı var, Sürmene var, Of var, Akçaabat var. Yok yok hocam. Hepsinin takımı var. Kolay takım buluyorlar ve futbolcu yetişmiyor. Yani ayrıştığımız işte nokta ama. Ama az oynuyorlar işte aradaki fark o. Şimdi demin diyoruz ya mesela biz 5 saat 6 saat oynuyorduk hava kararına kadar. Şimdi bu söylediği takımlarda futbolcu şimdi söyleyeyim kaç maç oynuyor biliyorsun? Senede 25 maç oynuyor oynamıyor. Ama mahalle arasında oynuyorduk. Mahalle arası yok orada şimdi. Orada zorluğa ya da zemine ya da şarta mı bağlamak lazım? Yok. O çocuğun isteğine mi bağlamak lazım? Yani şu an para kazanmak için mi futbolcu olunuyor yoksa o işi sevdikleri için mi? Sevdikleri için de şey yok. Ne o? Pratik şeyi az. Yani zaman az. Ne yapıyor işte birer saat, ikişer saat veya üçüncü ligdeki saydığı takımlar
Ne yapıyor? Senede 30 tane maçı oynuyor, oynamıyor. Oynamıyor, o kadar da oynamıyor. O zaman mahalle arasında da oynamayınca ne oluyor? Futbolcu yetişmiyor. Ben de diyorum ki takım sayısını arttıralım. Profesyonel olarak arttıralım. Çünkü amatör olarak o takıma 50 maç oynayamıyorsun. Senin ama profesyonel sorduğun sorunun cevabı ne olursa, biliyor musun? Eskiden bak zaman, demin Güven Çocuğu laf arasında söyledi. Biz eskiden bir çift ayakkabımız vardı. O ayakkabıyla okula giderdik. Yırtılana top kadar. oynardık. Bir sene boyunca ondan devam ederdik. Eve geldiğimiz zaman babadan, büyüklerden dayak yerdik. Niye ayakkabıları gitti, yırttın? Niye bunları pantolonunu yırttın Ya diye. bırak O zaman çamurda. para mara yok. Hiçbir şey yok. Ne parası? Uğur öyle para İşte olsaydı. Keyif aldığınız için yani sevdiğiniz canım, için. Gönül verdiğiniz okuldan için. çıkıyordun. Akşama kadar top oynuyordun. Evet. Akşam evde yemeği yiyordun. Zaten uykun geliyordu. Öyle Evet. saat 8 mi 9 mu ne uyuyordun sabah kalkıp. Okula top. Başka bir şey yok. Top vurdu buraya. Hiç unutmuyorum. Kaç sefer ya. Böyle çamurda oynuyoruz. İz kalıyor arkadaş. Eve gel fırçala Tabii fırçala tabii. fırçala biliyor musun? O zaman çamaşır makinesi yok. Bilmem ne yok yani. Annemler ellerinde yıkıyorlar. O izi çıkarana kadar kuracak o. Falan yağmur çamur oynuyorduk biz. Çamaşır makinesi yok, hiçbir şey Bulaşık yok. makinesi Elde yok. yıkayacaklar, Zor edecekler. Elektrik Yani süpürgesi çok zor yok. şartlarda eskiden Evet. futbol vardı. Yani şimdi endüstriyel futbol çıktı. Her şey paraya dayalı oldu. Şimdi artık veliler, eskiden bizim tam tersiydi. Bize babalarımız, büyüklerimiz oynama, ayakkabını yırtma, pantolonu yırtma derdi. Şimdi veliler elleriyle alıp Tabii. çocuklarını getiriyorlar. Ne yapsınlar? Futbolcu olsun veya yüzücü olsun veya ne bileyim atletist olsun, basketbolcu, voleybolcu Sporla olsun. ilgilensin. Tabii canım onun için uğraşıyoruz. Bilinçli. Eskiden tersti. Biz zorla kaçamak yapardık. Onun için belki de iyi futbolcu olduk. Şimdi zorla mı öyle olmayacak? Bizim içimizde vardı o. Ama şimdi Şimdikini de zorluyorsun. Zorlamayla da futbolcu veya sporcu olunmuyor. ama Hiç de telefonlar olması şimdi lazım. bilgisayarlar bilmem ne Tabii alan tabii. fazlalaştı. Yani o zaman bize spordan başka bir şey yoktu. Şimdi televizyonun var adam alıyor elinde telefonlar, oyunlar, PlayStation bilmem ne eyvah yani. Teknoloji Alan bu da işin şey oldu. Yani bir alan taraftan fazla. faydası oldu ama oyuncuların gelişimi açısından da çok büyük zararı oldu diyebilirim. Hocam bence hepsi sevmekle, gönül vermekle alakalı. %60, %70 bu. Başka mesleklerde de buna yönelik örnekler verilebilir. Mesela hepimizin çevresinde vardır. Senelerce uğraşıyoruz, didiniyoruz öğretmen olmak için. Öğretmen olduktan sonra ya ben günde 6 saat çok derse giriyorum. Neden 2 saat değil, neden 3 saat değil? Akademisyen olmak için bütün adaylar uğraşıyor, uğraşıyor, uğraşıyor. Ya haftanın 5 günü derse mi girilir, neden 2 gün değil? Ama mesela futbolla eğer gerçekten haşır neşirse kişi ya da seviyorsa, gönül vermişse sabahtan akşama kadar da o bahsettiğiniz mahallelerde oynanırken onun muhabbeti dönüyordu. Hiç o dönemde sıkılmıyorduk da. Öyle bir şey yok. Yapacağımız başka bir şey yoktu çünkü. Futbol oynamaktan başka yapacağımız hiçbir şey yok. O dönem öyle iş sahaları falan öyle çok geniş bir şey değil. Evde bir kişi çalışırdı, baba çalışırdı. Büyüklerim varsa onlar okurdu. Abilerim vardı benim okurdu, ablalarım okurdu falan ama onlar da bir yere kadar o eskiden öyle okuma da yüksek derecede değildi. Ya Yani bir baba bakacak bütün çocuklara, çalışacak. Sen de top oynamışsın. Kurtarmışın kendini aradan veya bir spor yapmışın. Güvençiyorum. Eskiden böyle kurtarıyordun. Aradan böyle çıkıyordun. Veyahut okumak zorundaydın. Veyahut bir işe girip küçük yaşta çalışmak zorundaydın. Yani şimdi tebeşirle o bahçe yapardık zamanınki biliyor musun? tabii. Tebeşirle var ya koridorlarda tebeşirler var ya atardık onunla oynardık. Silgiler vardı Şişe. bizim zamanımızda. Şişeler. Yok. Yok bir de Sonraki dönem bizim dönemimizde şişeli öyle mi? ufak böyle Aa. pet şişeler var ya pet şişelerin peşinden Bizim koşardık. onu geçti bizden Sen ama silgi ve bizim tebeşir. dönemimizde şişe falan yoktu. Sen Uğur genç olduğun için Pet şişe dönemine şişe. rastladın. Eskiden ne İyiymiş. pet şişesi falan Şişe öyle bir şey iyiymiş yok. ya. Evet Nerede tebeşir bizim daha dönemde? küçük. Ya Evet. tabii canım şöyle parmak kadar Ay, biz yarısını kırıp şeyleri atardık. sarardık. Top Gazete mi? yapmak için gazete kağıdından alırdık. Şeyin içine sokardık. Bantlardınız. Ha, bantlardık. Onlardan top yapardık ya. Yani Nereden nereye? Ne biçim imkanlar var şimdi ya? şartlar çok değişti. Bu futbolla alakalı gerçekten öyle şeyler söylüyorsunuz ki nereden nereye insan diyor. Şimdi bayramı yaşıyoruz. Aynı şeyi bayram içinde Güvenç Hocam diyor musun? Ya eskiden ne bayramlar yaşıyorduk da Evet, şimdi öyledir tatil oldu ama. diyor musun? Ya bir şey söyleyeyim. Bizim zamanımızda yani biz çocukken de eski bayramları anlatırlardı. Şimdi biz geliştik Sen işte. şimdi anlat Şimdi eskileri. bizim bayramlar gene iyiymiş. Ya şimdi bakıyorsun. Mesela bayramda herkes bir yerde.
Güneyde, Ege'de bilmem ne, bir de kaçıyor millet yani, tamam mı? Yani bizde ya çok güzel adetlerimiz var bizim, geleneklerimiz. Yani esasında bayramlar çok güzel ya. Yani aile bir araya geliyor. Bilemediklerini, göremediklerini orada görüyorsun, konuşuyorsun. Ya İstanbul'da biz 6 kardeş, 5'imiz burada yaşıyoruz. Ama bayramdan bayrama görüşüyoruz diyeyim yani. Biraz görüşüyorsun falan ama bayramlar çok önemli ya. Ama eskisi gibi yine değil. O tiyatrolar, şunlar bunlar Ya yok. eskiden bayramlarda mahalle kültürü vardı. İç içe. İç içe. Şimdi ne olurdu? Aile, çekirdek bir aile vardı. O aile sabah giderdik. Sabah namazını, bayram namazını kılardık, gelirdik. Zaten uzak değildi. Ben Trabzon'da çocukluğum geçtiği için oradan anlatıyorum. Bizim köyümüzde mezarlarımız vardır. Mahallemizde büyüklerimiz, amcalar işte, dayılar, şunlar bunlar toplanırdık. Kapı kapı dolaşıp bayramlaşırdık ya. Enteresan bir şeydi. Niye? Şimdi biz burada İstanbul'da otururuz. Sen de burada oturuyorsun. Şimdi büyük bir binada oturuyorsun. Komşularını tanımıyorsun. Evet. Eskiden ama bu mahalle kültürüyle birlikte bayramı yaşamak da ya. Bayram namazına gidip namazdan sonra orada bayramlaşmak bile bizim için büyük bir keyifti. E şimdi bayram namazına gidiyorsun. Kimseyi tanımıyorsun. Büyük bir kenttesin. Yani apartmandakilerin tanımadığın gibi. Ancak orada bayramlaşıyorsun. Yani merhaba dediğin insanlar çok az. Tanımadığın insanlarla bayramlaşıyorsun yani. Öyle bir bayram oldu. Ha, ne olur? Bayramda büyüklerin eli öpülür, dolaşılır, şeker dağıtılır. İşte çocuklara Çocuklar değil mi? para alır, harçlık Tabii alır. Şimdi öyle bir çocuklara, şey de kapılara kalmadı. gelir her yani Gülşah'ın aileden. dediği gibi şimdi tatile gidiyor herkes Ya bayramda. şeker verirsin çocuklara. Eve alınırdı yani. Biliyor musun? Şeker alınırdı. Gele mahallenin çocukları falan böyle ufaklara şeker verirsin. Sevindirilir. Tabii. Onlara bir şeyler verirdin. Nerede öyle ya? Şimdi gidecek bir çocuk birisinin kapısını çalacak da. Ondan sonra şeker isteyecek, bilmem ne yapacak. Ama orada zaten herkes birbirini tanıyordu mahallede, tamam mı? Öyle böyle Falancanın oğlu, apartman da yok. falancanın kızı diye. Tabii. Gelirlerde o herkes hazır beklerdi zaten. Böyle futbol oynadığınız dönemde ya da hocalık yaptığınız dönemde bayramların hiç antrenman olan süreçlere denk geldiği anlar oluyor muydu? Ya da Kamplarda olduğumuz süreçler var. Bayramın ilk günü, maçların olduğu günler var. Bayramda maçlar falan ne tatil olur, ne antrenmanlar tatil olur, hiç öyle bir şey yok. Bayram hiç bizim futbolu yani hem şimdi futbolculuk tam ters dönemimizde ama değil mi? hem antrenman şimdi de aynı. Şimdi de bayramlarda tatil olmaz maçlar hiçbir Ama ilk şeyle. günü galiba oluyor ya Yok sanki, değil mi? antrenman varsa akşama koyuyorlar antrenmanı. Hiç öyle bir şey Hmm. yok. Nasıl lan? Ne yapıyordunuz mesela o zaman? Nasıl Ya, bayramlaşıyordunuz? ya eskiden bayramın diyorum ya demin anlattığım gibi ya herkes mahallesinde. Eskiden Yok yok, mahalle. kamplarda mesela. Kampta olursak sabah işte eğer uzak bir yer değilse herkes giderdi bayram namazına eskiden yani çoğu hepimiz giderdik. Gittikten sonra hocalar falan hep beraber gider gelirdik. Bayramlaşırdık. Orası da bizim takımın içerisinde futbolcuyken bunlar oluyordu çünkü. Orası da bir mahalle kültürüydü yani. Ya bak, Sonuçta mahallede akrabaların yoktu. Orada takım arkadaşların, hocaların, yöneticilerin şimdi var. ne geldi aklıma biliyor musun? Ama Hatırladım. kampta olmak hoş değildi bayramda ya. Ya ne Dışarıda de olmak diyorsun? daha. Bak şimdi, Eskişehirspor'a gidiyoruz maça. Kocaelispor ilk lige çıktık. Bayram sabahı Bilecik'te kaldık. Namaza gittik rahmetli Müjdat'ta, tamam mı? Bayram sabahı hiç unutmuyorum. O gün de maça, namaza gittik, oradan gittik, maç oynadık. Bak şimdi aklıma geldi. Teknik direktör müsün? Orada futbolcu Futbolcuydum ya, ilk golü attık. 1-0 yendik şeyi bayramda. Bak o geldi aklıma ya. Bayram birinci günü. Hiç Bayram unutmuyorum. hediyesi olmuş resmen. Ya, Bayram bir hediyesi de hiç olmuş. yeni çıkmıştı, galibiyetimiz de yok. Müjdat'tım, Allah rahmet eylesin. Namazda dedik ki ya ben dedim gol atacağım, ben de gol yemeyeceğim dedik. Ya böyle konuşulur futbolcular biliyor musun? Hakikaten de öyle oldu. Yani bir anım var yani orada. Tövbe estağfurullah ya, günah mı? Ya 2 tane çocuk geldi. Taraftarlar da geliyor. Ya yatıyor, ya namazda bir gülmeye başladılar arkadaş. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim ya. Herhalde Ya bilmiyorum bizim nasıl çocukluğumuzda ya. bayramlar Ya. niye güzeldi biliyor musun Uğur bir de? Bayram açlığı da alırdık. Çocukken büyüklerinden, akrabaların büyüklerinden bayramlaştım herkes açlık atardı. O da güzel olurdu. Gene veriyoruz canım şimdi. Şimdi Veren taraftasın, o zaman alan şimdi taraf. kimseyle Tamam. bayramlaşamıyorsun. Yani benim şimdi Gene. öyle bir şey yaşamam için yani Trabzon'a gitmem lazım. Bayramı zaten orada yaşadığım zaman benim için güzel oluyor. Yani burada İstanbul'da öyle bayramı falan bütün sülalem orada çünkü benim.
Yani bütün büyüklerim yani anne baba rahmetli ama Allah abilerim, şunlar, ablalarım falan, kardeşlerim hep orada. Orada gidiyorsun köyde, ben her fırsat bulduğumda da bayramda giderim. E mezarlarımız var. Her bayramda mezarları ziyaret ederiz. Orada işte biz büyüdük artık, eskiden küçüktük. Şimdi o genç nesil bizim yanımıza geliyor. Çok mutlu oluyorsun bayramda. Bir de ailenin, çekirdek ailenin reisi olduğu zaman bayramlar güzel olur. Benim anam rahmetli oldu işte 2004'te 2005'te yaklaşık 20-25 sene yakın. Benim annem hayattayken bizim eve inanılmaz bir akraba gelirdi. Bak şimdi bayramların en güzel özelliği, büyüklerin kayıpları burada da çok önemli. Babam çok daha erken vefat etmişti. Benim bütün akrabalarım, annem aileden büyük kaldığı için herkes bayramda gelirdi. Annem rahmetli olduktan sonra bizim bayram işleri kesildi. Bu da bu güzellik de vardı. Evin zenginliği vardı. Yani eve misafir gelirdi. Annemin bayramlaşmak için elini öpmesi için. Şimdi o olmayınca, reis olmayınca ailede, büyük olmayınca işte dağılıyor. Herkes birbirinden kopuyor. Kardeşler bile hepimiz başka bir yerde yaşıyoruz ya. Yani. Hemen bir de kurbandan sonra şey kavurma yapılırdı biliyor musun? Hemen taze. Tabii. Arkadaş ne kadar ya Allah'ım ya. Şimdi doktorlar çok önermiyor onu. Bir iki gün bekletin diye. Ya bıraksın da. Ne yapsam bir şey. Dönem dönem doktorların böyle farklı farklı değerlendirmeleri var. Bir dönem yumurta yemeyin diyorlardı. Şimdi bak, bir dönem yağ yemeyin dediler. Şimdi de bu var. Niye? Ya çok güzel kavurma tarifleri ben bekar olduğum yemek için. Yemek uzmanıdır güven. Yani var ya devamlı şey yapıyorum. Nasıl oluyor? 5-10 tane şeye giriyorum internette. Şu her çeşitli şeyleri var kavurma yapmanın. Yöntemleri var. Bir iki bakıyorum orada falan. Benim şey çok güzel yapardı. Rahmetli kayınpederim var ya. Ya böyle tadına. O zaman yemek yapıyorsunuz siz. Yapıyorum yapmaz mıyım ya? Şu yemeği de harika yaparım dediğiniz yemek ilk sırada. Yok ilk sırası yok hepsini yapıyor ama mesela enteresan gelen şey var. Mesela nohutlu işkembe. Hocam yalnız yaşadığı için yemek konusunda uzman oldu. Nohutlu işkembe yapıyorum mesela. Ya zor diyorlar falan ya duymayanlar da var falan. Ben ilk kez duyuyorum. Hadi ya. Evet. Nereye has bir yemek? Bilmiyorum nereye has. Güven çözüye has bir yemek. Ya kendine yok has ya. Bir yemek. Yok ya ama şahane oluyor. Nohutlu işkembe ilk kez duyuyorum hocam. Hem işkembe hem nohut. Tabii canım aynı anda. Ya etin yerine işkembe var işte. Nohutlu. Çok güzel. Bilmiyorum, duymadım ya bir şey hocam. Ya bir de şöyle söyleyeyim. O etin suyunu galiba şey yapıyorsun, alıp onun içine koyduktan sonra nohut atıyorsun değil mi? Söylemem, taktik vermem. Ya ben bilmedim, tahminen söylüyorum. Ya bak şimdi, yalnız bir zorluk var ya, düdüklüde yapıyorsun var ya, ikisinin daha ya, pişme noktaları ayrı. Bazen şimdi bunu tutturamıyorsun. Şimdi birisini önce yapıyorum, bakıyorum, öbürünü pişiriyorum. İşkembenin suyuyla oluyor, tamam mı? Nohut. Yani işkembenin suyu var ya onunla ya çok lezzetli oluyor ya. Bir de şey alıyorum ne o damardan alıyorum. Böyle büyük büyük yani o işkembeyi. Ya ağzım sulandı. Karnım da aç biliyor musun? Ya ben yemekten bahsedince ama çok güzel yemekler yapıyorum. Mesela karnıyarı şey yaptım falan. Yapıyorum. Makarna yapıyorum. Makarna mesela şeyle zerdeçallı yok ya. Sebzeli. Zerdeçallı falan yapıyorum ya. Körülü bilmem ne falan koyuyorum. Süt falan. Dışarıdan yeme alışkanlığınız yok o zaman sizin. Ya diyor bazen ya şeyde işte. Davetlerde misafirliğe gittiğinde. Yiyoruz tabii. Ekmek yememeye çalışıyoruz. Oraya gidiyor hocam. Tabii. Ekmek yemiyorum. Şeyde televizyonda bizim şeyimiz çok güzel mutfağımız. Evet. Tesisin. Yani geniş. Türk Az Medya'nın şeyleri. Ya yemekler, ya zeytinyağlılar, şunlar bunlar her şey harika. Seçeneklerimiz çok. Çok genelde Güvenç Hocam haftanın 5-6 günü burada olduğu için yemek yeme ihtiyacı hissetmiyor. Bazen ya işte geç kalkıyorsun. Ya şu da diyorlar doktorlar. Kalkınca vücut diyor kortizol salgılıyor. Yani sen diyor kalk çalış işte jimnastik yap koşma. Hemen yeme mi diyorlar? Yeme diyorlar tabii. 2 saat sonra yeme diyorlar. Ben bazen ama dayanamıyorsun bazen de şey yapıyorum. Ye diyorum nasıl olsa yayın var tamam mı? Ya biraz erken geliyorum arada. Burada yiyorum. Vallahi tadayım bir şeyi hemen. Güvenç Hoca gurme çıktı. Tabii. Tabii canım. Senelerdir zaten değil mi? Birkaç programda yemek tarifi verdi. Öyle mi? Tabii spor ya. Programında veriyor. Hoşları iyi hocam. Ya bir şey de böyle doğal şeylerden, bitkilerden falan çok iyi anlar. Siz yapar mısınız hocam? Ya benim öyle bir şeyim yok. Siz sadece önüme gelsin yerim mi dersiniz? Ya ben bir iyi yumurta kırarım.
Nasıl? Bize, çok güzel. İyi, aç kalmaz en azından hocam. Yok yumurta. Aç kalmaz en azından ya tek başına kaldığında. Bir şey öğrendim biliyor musun? Yeni şeylerden. Mesela sucukla yumurta yapıyorum ya. Dün akşam pastırmalı yumurta yaptım. Ama sucuğu yağla kızartmayacaksın. Sucuğu suya koyuyorsun. Koyuyorum şimdi. Onu da yeni öğrendim. O sucuk suda var ya. Kaynatıyorsun onu. Yemek tarifine başladık yine. Ha, kaynatıyorsun. Hocam Rize'den geç saatte gelmiştin. O saatte mi yedin? Evet. Evet. Vallahi geldim. Bak, ama şey, sakıncalı hocam geç saatte ya, yemek yeme ya. Ya şey oldu. Ya tabii şey diyorlar. Mesela hemen insülin salgılıyor ama trigliseritleri arttırıyor. Şeyde tabii okuyoruz, ediyoruz, dinliyoruz profesörleri falan. Kalp krizi yapan da trigliserit. Yani evet, esas onun için akşam yememek lazım. Bizim Cüneyt Şen bana bir resim gönderdi, şey video gönderdi kısa. Deniz Spor'da böyle 20 saniye, 30 saniye ya saçlarına bir baktım. Simsiyah. Rahmetli Ali İpek derdi ki bana ya sen saçlarını boyatıyor musun? Allah Allah diyordum, tamam mı? Yok şimdi ya, öylesin. Yok ya sen onu ben sana göstereceğim yayından sonra bak. Ya simsiyah saçım var. Ya böyle ben de kendime inanamadım yani. Hocam şu resimdeki bakayım. Gibi bak uzun saçlısın orada. Saç uzun saç önemli değil ya simsiyah saçım o ya. O da siyah. Bu taraftaki. Şu değil mi bak evet. Soldaki. Aynı öyle siyah işte. Yani simsiyah. Şimdi ne dedim biliyor musun? Çok sarımsak yiyordum o zaman. Hemen akşam geldim sarımsak yemeye hiç başladım. Hiç değişmemişsiniz yalnız. Ha? Yok ya nereye değişmedim. Tabii ya. Ya ne, bir şey söyleyeyim mi? Şimdi çocuklar şuradan saçları kestiriyorlar. Bak bizim zamanımızda uzun saç vardı. O Kuzey Kore liderine örnek alıyor. Baksana bak Şenol saçlara bak o zamanlara falan. Uzun saç bir modaydı bir aralar. Bir ara değil o zaman hep modaydı. Modaydı. Ya rahmetli Metin Oktay ne derdi biliyor musun? Çok kızardı böyle saç maç falan var ya. Derdi ki saçınızı kestireceksiniz kısacık. Bir yağlı gömlek, yağlı gömlek derdi o. O zaman yırtık pantolon şey moda falan değildi. Yırtık bir pantolon öyle gezeceksin. Futbol oynayacaksın derdi. Şimdi antrenman biter de saçlar başlar uzun böyle falan filan. Ya bir gün gittim böyle kısa kestirdim. Metin abi inanamadı gözlerine Allah rahmet eylesin. Yani futbola yönelin derdi. Biz tabii işte bakıyorsun şimdi gençler buralarda yok ya saçlar. Buralarda yok. Benzi şey yapmıyordu yani uzun saç. Demek ki klasik her zaman şeymiş. Şenol hocam geçen. Seviyor ama uzun saçı bence. Eskiden öyleydi ben bayağı. Hala uzun hocam saçınız arkaya atmışsınız. Yok fazla uzun değil ben artık yani eskisi kadar değil. Eskiden bayağı uzundu evet. Benim arkalar falan şöyle böyle. Eskiden şeydi sahaya çıkınca saçlar uzun olunca böyle hafif de böyle eskiden brillantin falan vardı. Parlatırdın. Terleyince de koşunca böyle saçlar arkada uzardı. Modaydı. Kevin Keegan modasıydı o işte. Bayağı uzun. Herkes uzun saçtı böyle. Arjantin milli takım vardı. Bir. O zaman 78 şampiyon oldular. Kempes, Pempes böyle uzun saçtı. Hepimizin öyle olmuştu onlar. Şimdi bir şey söyleyeyim. Moda öyleydi eskiden. Futbolcunun peki sahada yakışıklı görünüm şeyi var mıdır? Olmaz mı? Herkesin vardı. Yani sonuçta sen de bir sanat üretiyorsun. Futbol da bir sanattır yani. Herkes futbol oynayamıyor mesela. Herkes moderatörlük yapamıyor mesela. Yani herkesin ait olduğu bir meslek var ve bunu iyi yapmakla yükümlüsün sen. Sonuçta futbol oynuyorsun kamuoyuna. Sen de bir oyuncusun. İyi eskiden görünmek biz istiyorsun. Gerçi o kadar dikkat, bir saçımıza bakardık. Şimdiki oyuncular her şeyiyle birlikte iyi görünmek için bir takım şeyler yapabiliyorlar. Onu da biliyoruz. Oyuncularımızdan bildiğimiz için hep iyi görünmek için yani maç bittikten sonra röportaj vereceği zaman bile kıyafetini değiştiriyor. Saçını başını. Şimdi saçı maça çıkarken çok oyuncunun saçlarına baksana bizden daha beter. Onlar her türlü makyajın dışında yapabildikleri saçına, şeyine, vücuduna, bacaklarına her türlü şeyleri yapabiliyorlar. Önlemleri yapabiliyorlar güzel görünmek için. Ya fizik olarak da güzel görünmenin avantajı var. Sonuçta bir futbolcusun sen. Siyahi futbolcular görmüyor musun ya böyle böyle? Ölüyorlar değil mi? Özel şey varmış, kuaförler varmış onlar için. Tabii çoğu burada, futbolcusun. Arkada olacak şey değildi. Onları nasıl yapıyorlar? Kaç saat sürüyor kim bilir ya? Değil mi? Güzel yakışıyordu onlara. Ya bizim öyle bir oyuncularımız var ki süsleniyorlardı maçtan önce resmen böyle birkaç tane. Oğlum ne yapıyorsun? Maça çıkıyorsun sen. Hocam iyi görüneyim falan. Tamam, karışılıyor mu böyle? Karışıyor musunuz peki? Yok hayır. Neyine karışacaksın ya? Ben, çocuk ne yapmak istiyorsa yapabilir. Yani ben kızıyorum disiplinin ya. Disiplinin dışında
Ben bir tek şeylere neyse söylemeyeyim onu da yani. Böyle fazla abartmasına kızardım yani. Ben topuzlara kızıyorum arkadaşlar. İşte uzunsa çok ben onu demedim. Topuza. Ben onu demedim. Şimdi topuz yapma. Yani alınmasın şimdi, insanlar ya ne diye. Kızıyorum topuz yapma arkadaşlar. Uzat bilmem ne yap. Sal arkaya bırak. Bir, şey bir dizi vardı biliyor daha musun? Daha güzel görüntü eskiden, veriyor. Ben o açıdan evet. Diyordum yani. Ya ben uzun de bir saçı tek... seviyorum ben ama o topuzu sevmiyorum. Şimdi Efendi Torun'a galiba vardı bir dizi vardı. Nasıl böyle topuzlu. Ya topuz yani eski dizilerde bir tanesi vardı. Şimdi Adana'da bizim Harun vardı Allah rahmet eylesin. Şey vardı orada Miliç vardı galiba sonra Beşiktaş'a geldi. İsmini unuttum bir antrenör vardı. Saçları uzun falan. Şimdi adamlar böyle konuşuyorlarmış. Saçları yele gibi, futbolu pele gibi. Ya bunu bileceksin ya bu gece öleceksin. Böyle derlerdi. Anladın mı? İşte mani bu futbolcu. Yani tamam mı? Saçları yele gibi, futbolu pele gibi. Yani uzun saçları falan işte taraftarlar da böyle bir düşündü. Onları da bir şey yapıyordu demek ki. Onları da etkiliyordu saç uzatmak. Ama işte şu var ama sünzüt münzüt de oluyorduk yani. İşte. Yani işte sporcu. Şimdi zorlukları bak Cristiano Ronaldo'lar, Messi'ler falan. Şimdi hepsi normal böyle saç. Dünya kısa kupasına saç. Bakıyorum tamam mı? Baktı mesela var ya kaç yüz tane futbolcuda 3 tane ya var ya yok uzun saç. Bir dikkat etsinler. Tercih herkes. Meselesi bak, bence. Biraz ama, döneme göre de değişiyor. Ama sağlık. Tabii tabii. Sağlık. Kışın mışın kafayı ıslatmış. Yok canım Messi'nin uzun saçlı olduğu dönem de vardı. Ama şimdi kesti ondan sonra evet. Baktı anladın mı? Kesti Ronaldo da öyle. Hocam demin dediği gibi uzun saçlı oyuncular var ama onlar da topluyorlar. Kısaltıyorlar saçlarını yani topuz yapıyorlar kısaltıyorlar. Kenarlarını biraz kısaltıp. Yani kenarlarını kısaltıyorlar. Şimdi ama yani şöyle bir modaydı bir akım da eskiden uzun saç yani şeyler de öyleydi. Bizim Yeşilçam'da oynayan oyunculara bakın. Tabii. Rahmetli Cüneyt Arkın, Tarık Akan. Aynı hep tip saçlar hep. Hep saçlar uzun saçtı o zaman öyleydi o bir akımdı. O geliyor geçiyor bazen değişime uğruyorsun işte. Ama düzgün de çok ya. Çok yani da düzgün mesela. Onlar böyle düzgün. Şimdi. Ya eskiden her şey daha güzeldi. Kulak kapanıyordu biraz. Ben aynı farklı kesin. Bir şey söyleyeyim. Evet, bravo. Benim abim aynı. Var Güvenç hocamın yaşlarında. Trabzon'da üniversitede okuyor. Onun yıllar sonra bir resmini gördüm. Şimdiki moda dar paça pantolon kısa kesim Amerikan modeli. Bilekte. Bilekte. Gömlekler falan. Benim abimin işte üniversite 21-22 yaşlarında. Şimdi abim 75 yaşında falan. Ya bir resimlerini gördüm. O zaman modayı tam kısa saç. Şu andaki tam Amerikan. Birbirimizi tekrar mı ediyoruz zamanla? Aynen yani? Öyle. James Dean modası ya. İnanılır gibi diye. Abi dedim bu ne ya sen. O zaman da vardı bunlar. Kendimizi diyor. Tekrar ediyoruz. Ama tekrar ediyoruz. Bak, doğrusu ne biliyor musun? Bak, kısa da varmış. Evet. Uzun da varmış. Tabii. Yani. Abimin i̇şte bir dönem öyle bıyık moda oluyor. Herkes bıyık bırakıyor. Sonra aynen öyle sinek oluyor. Kaydı tıraş. Sonra ufak şimdi sakal. Şimdi sakal moda. Eskiden de mesela bak bizim dönemimizde bak benim de orada sakallı resmim var. Hafif kirli sakal. Evet. Eskiden sakal ve uzun saç modaydı. Bir ara kayboldu. Şimdi tekrar sakal moda oldu. Şu anda sakal zaten sadece futbolda değil. Yani bütün kamuoyunun tamamında hafif kirli sakal moda. Kirli sakalı da bak böyle top sakalı da sevmiyorum ben yani şöyle. Top sakalı ben de sevmiyorum. Kirli ya. Sakal mesela evet, kirli gençler çok onu evet. Benimsiyorlar. Yapıyorlar da yakışan da var. Yani onun için devir sürekli kendini yeniliyor. Şimdi elbiseler 200 seneye kadar nasıldı? Çok dar kesim şu falan hep öyleydi. Şimdi ne oldu? Bir anda bir bakıyorsun bir anda yine bollaştı. Gerek hanımlarda gerek erkeklerde bir baktın şu anda yeni bir akım var. Niye? Satış işte moda kapitalist falan sistemin yani. Vermiş olduğu bir şey. Yani devamlı satışlar, ürünler satsın diye eski modeli bir pazarlama kaldırıyor. Işte. Hemen pazarlama usulü. Hemen yeni modeli geliyor. Aa, bizim dönemimizde en güzel neydi? İspanyol paço pantolonlarımız falan yerlere vardı. Sürünürdü. Yerlere sürünürdü falan. Şey kovboy çizmelerimiz vardı. Ha ben kovboy çizmesiyle ilgili bir şey anlatayım. O çizmeler sanki yine zaman zaman çıkıyor hocam. Çıkıyor da bak şimdi bizim Rıdvan'ın bir kovboy çizmesi vardı. Biz Fener'de oynuyoruz. Rıdvan milli takım kampına gidiyor. Deri montla gidiyor. Onu bize kampa döndükten sonra Mustafa Denizli hoca. Rıdvan'ın böyle çizmelerini görünce bir de deri mont görünce Mustafa Denizli Rıdvan'a diyor ki, Rıdvan diyor,
şey atı nereye bıraktın diyor. Rıdvan'ın cevabı ne? Senin tırın arkasına bıraktım hocam. Hazır cevap ya. Şimdi öyle olunca kovboy gibi olmuş evet. oluyorsun, tamam mı? O da senin tırın arkasına bıraktı. Cevabı esirgememiş. Hiç esirgemiyor. Rıdvan çok hazır bir cevaptır. Çok zeki bir arkadaşımızdır. Hala da o derecede devam ediyor. Hocam biraz futbolcu profilinden de konuşalım mı? Güvenç Kurtar için iyi bir futbolcu nasıl olmuş? İyi bir futbolcu özelliği nedir? İyi bir futbolcu. Ya mükemmel şimdi olursa bir kere teknik kapasitesi üst düzey olacak. Mükemmel bir futbolcu. O zaman şuradan gelelim. Ama... Dünyada beğendiğiniz 3 tane isim futbol. Futbol oynayan ya, şu an hala sahada. Sahada işte Messi, Ronaldo ikisi yani ondan sonra. Ama şimdi mesela o gol kralı Mbappe şey Genç. Var o santrafor. Venus Haaland Junior. Haaland var. Şey var. Venus Real Madrid Junior. Adam tek başına şey alıyor ya. Müthiş bir oyuncu. Ya o. Değil mi? Müthiş. Şimdi oyuncu. Kim var başka? Var ya güzel futbolcular var tamam ama şu var. Yok mesela, ama şimdi çok az var. Eskiden Ronaldinho'yu mesela. Eskiden var ya. Yani. Sayabildiğin kadar sayarsın. Yani bir Arjantin milli takımı vardı o zaman. Bir Hollanda milli takımı vardı. Bir Alman milli takımı vardı. Bak o zaman hepsinden 5-6 tane sayardın. En az 5-6 tane çok popüler sayarsın. Ama yani. Bir de kaliteyi de. Ama şimdi futbolcu... Çok yüksek kalite. Yani modern futbolcu iki yönlü oynayacaklar. Yani iki yön derken hem savunma hem şey hücumda etkili olacak. Yani şu var. Devamlılığı çok iyi. Dayanıklılığı diyeyim. Şimdi biz mesela koşu mesafelerine bakıyoruz. 12.000, 13.000 metre koşacaklar. Futbol şimdi eski futbolu bakıyorum daha çabuklaştı. Basketbol da öyle, hepsi öyle yani. Çabuk futbol. Hız daha katıldı. Ama işte alan daraldı. Yani eskiden çok geniş alanda oynanıyordu futbol. Şimdi taktik idmanları değişiyor tabii. Alan daraldığı için yetenekli oyuncu sayısının aslında çoğalması gereken yerde azalıyor. O dar alanda yetenekli oyuncu daha mı iyi kendini gösteriyor? Tabii canım şimdi niye bir Messi, bir Ronaldo, bir Mbappe, bir Vinicius Junior falan bakıyorsun dar alanda inanılmaz işler yapıyorlar şimdi. Tutamıyorsun adam mesela Messi gol atıyor değil mi? Ronaldo. Adam veriyoruz tutamıyor abi çok güçlüler ama. Mbappe çok güçlü. Real Madrid'de ya iyi futbolcu olmak için yani. Bir kere doğuştan bir yeteneğin olacak. Yani o sonradan falan olunmaz. Doğuştan Allah'ın sana vermiş olduğu bir yetenek olacak. Bu futbolcu için de geçerli, basketbol için de her branş için farklıdır bu. Doğuştan bir yeteneğin olmazsa çok büyük futbolcu olamaz. Futbolcu olabilirsin, sıradan bir oyuncu olursun. Ama bir yeteneğin yoksa asla iyi futbolcu olamazsın. O Allah vergisi, bunlar bir yetenek her konuda. Allah insana değişik değişik. Yerlerde değişik yetenekler, zekasını vermiştir, yeteneğini vermiştir. Hem zeki hem de yetenekli olduğu zaman o zaman çok büyük futbolcu oluyorsun. Şimdi bazı futbolcular için yetenekli değerlendirmesini yapıyorsunuz. Ben televizyonda da spor programlarında da izliyorum sizleri. Hocam biraz önce dedi ki bu ikisi başka tutulmuyor, tutamıyoruz. Verdiğimiz tamam. adam tutamıyor. O da iki ayaklı, bizimki de iki ayaklı. Burada güç, ne yanlış? Yani bizimki yanlış mı antrenman yapıyor? Hayır, güç yakal tutamıyorsun adam. Güç ya. Mesela bak Mustafa Denizli. Ağır gibi görünüyor. Sıçramalarda iki ayağına şey bu kadar yükselirdi. Adamı evet. da tren gibi geçerdi. Bak ağır görünmesine rağmen. Süratli görünmez ama işte o patlayıcı kuvveti demeyeyim onu mesela. Zeki olduğu için zeki, rakibe teknik, çok ama o gücü çalamadı. Olmasa geçemez ona. Güç. Tabii. Güç ya. Ya birincisi güç, yetenek. Mi? İkincisi de sürat, çabukluk. Sürat, ben süratli futbolcudan çok korkarım. Mesela o işte Junior yok Vinicius. Mu? Vinicius. Adam abi, tutamaz. Adamı demiyorlar mı? Geçen şimdi? Akşam final maçında ha. attığı çalımı gördün mü? Aldı çekti tutamazsın bacak arasından geçti. Sıfırda. Ya tutamıyorsun adamları yani ya. Yani bunlar ekstra adamlar. Ekstra yetişmiş insanlar. Yani ekstra bir yetenek. Allah vergisi. Türkiye'de bunu. Oldu mu hiç böyle ekstra yetenekli kişiler ya da var mı şu an? Çok ya eskiden şimdi baktığım zaman yani bizden önceki döneme böyle bak. En baştan başlayayım yani Lefter, rahmetli Metin Oktay. Can Bartu. Can Bartu var. Şimdi Yusuf abi var. Yusuf Tuna Sam vardı Beşiktaş'ta. Var. Şimdi bunlar biz de çoğunu Ziya izlemedik. Abi. Yok şimdi ben üstün yetenekleri geleyim bu tarafa doğru şimdi. Bir Fenerbahçe'de bir Cemil Turan vardı. Yani bunu öyle falan normal tutamazsın. Trabzonspor'da bir Ali Kemal Denizci vardı. Bunu böyle normalde tutamazsın. 10 kişiye çalım atar kafana topu çok indirirdi. Çok süratliydik işte. Yani. Çok süratliydi bunlar.
Günü bizim dönemimize geldiğin zaman da bir bakıyorsun bizim dönemimizde çok yetenekli oyuncu. Bu Rıdvan vardı yani. O da çok süratliydi bizim takımda yani. Aykut, Oğuz, Aykut Sergen vardı, Oğuz vardı, yani. Sergen vardı Beşiktaş. Tugay vardı. Tugay Galatasaray'da yani. Vardı. Yani saydığın zaman çok yetenekli oyuncular vardı. Yani bayağı üst düzey oyuncu. Ha, o dönemde milli takımda başarılı olabildik mi? Olamadık. Çünkü senede 3 tane Avrupa'da maç oynuyorduk. O zaman Avrupa ülkede ülke sayısı galiba 20 küsürdü. Şimdi 50 küsür oldu. O zaman Avrupa Kupası'na üçlü gruptan gideceksin. Senede 3 maç oynayacaksın. Şimdi zaten bir turnuvaya gitseler 10 maç oynuyorlar neredeyse. Millide olamıyordun, kendini geliştiremiyordun ve Avrupa'ya çıkamıyordun. Aslında eski oyuncuların yetenekleriyle birlikte Avrupa'ya daha fazla entegre olmuş olsaydı, açılmış olsaydı bizim eski dönem, Avrupa'da falan çok fazla oyuncumuz var. Ona rağmen rahmetli Can abi İtalya'da, Can Bartu, benim ondan bir kan seyahatim var. Ben o zaman gazetecilik yapıyorum işte, futbolu bırakmıştım. 96'da Fener Kan maçı vardı. Fransa'ya gittik, otele girdik. Otelin kapısındaki welcome, Senior Bartu diye Can abiye sarıldı. Ben şaşırdım. Abi dedim hayırdır, İtalya'dan tanıyor beni. Şenol dedi. Adam mütevazı değildi rahmetli. Can abi çok kıyafet, giyim, şu bu falan çok asil bir adamdı. Çok teknik, klas adamdı. Fransa'da adam tanıdı İtalyan. Otelin kapısında çalışıyor. İtalyan olduğu için Can abinin boğazına sarıldı yani. Böyle oyuncularımız da vardı eskiden. Yani daha sonra Avrupa'ya gidip çok başarılı olan oyuncular yeni dönemlerde de var şimdi. Arda Turan gitti, oynadı. Birçok oyuncumuz yurt dışında gidip oynuyor. Arda, Nihat, Nihat Tugay, gitti, Tugay gitti falan. Alpay. Şimdi bak yetenekli oyuncularımız, genç oyuncularımız Türkiye'de forma şansı bulamadığı için Uğur. Şimdi genç yaşta hep Avrupa'ya gidiyorlar. Niye gidiyorlar? Avrupalılar 22-23 yaşına geldikten sonra bir oyuncuyu transfer etmiyorlar şimdi. Onlar 17, 18, 16 o yaşlarda keşfediyorlar. 18 erken. Yaşı doldurunca hemen alıyorlar. Şimdi 18 yaş dolmadan da bir başka ülkeye ailesini almadan oyuncu transfer edemez. Ailesi de yanında olmak kaydıyla transfer ediyorsun 18 yaşı dolmamışsa. Ama 18 yaş dolunca alıyor. Şimdi birçok oyuncumuz da Avrupa'da başarılı olmaya çalışıyor. Yani her şey dönem dönem değişiyor. Ama değişmeyen bir şey var. Yani futbolun içindeki yetenekli oyuncu sayısı çıkabiliyor. Ama nereden çıkıyor? Artık sokak futbolunun olduğu yerlerde. Ben federasyonda çalıştığım dönemde UEFA artık sokak futbolunu tekrar yaymak için projeler başlattı. Gündüz, bizim federasyona paralar yolladı. Sokak aynen. Futbolunu başlatın diye. İşte UEFA görüyor. Şu anda nereden yetişiyor yani futbolcular mesela yetenekli bakıyorsun? Afrika'dan, Güney Amerika'dan. Çünkü oralarda hala yetenekler sahada, sokaktan yetişiyor. Bakıyorsun şimdi Avrupa'da bile çok öyle üst düzey yetişebilen bir oyuncu yok. Bir bakıyorsun Brezilya'dan gelmiş gene Vinicius Junior oynuyor. İşte bir Haaland çıkıyor ama çok iyi bir santrofor bakıyorsun. Fizik gücüyle oynuyor. Eskiden şimdi bir santrofora baktığın zaman Pele doğaçlama çalımları atardı, yapardı, gol atardı. Maradona tek başına takım derdin. Yani bu tür oyuncular farklı bir oyuncular. Şimdi Messi, Ronaldo. Ronaldinho. Nasıl bir adamdı o ya? Öbür Ronaldo, Brezilyalı evet. Ronaldo. Kilolu olan. Zidane. Bak değil mi? Şeyden. Zidane inanılmaz bir futbolcuydu. Ya çok vardı yani. Tabii canım çok. Şimdi öyle oyuncuları sayma şeyimiz çok azaldı. Yani bir beş parmağı geçiyor mu geçmiyor mu demin hocama evet. Sordum mesela. Üç tane dedin. İkiyi saydı. Üçüncüyü de işte Mbappe'yi biliyor tamam, da. Dedim yani. Ki ben de onu takviye edeyim. Yani, ama bunu yani daha önce sayarken tane. 10 tane sayardı hocam bunu. Değil mi ben hocam? 20-30 sene önce en az 10 tane tırırt diye sayarsın. Şimdi bile aklımda var ya bir sürü. Yani. Hocam siz forvet mevkiinde oynamıştınız evet. Değil mi? Peki forvet mevkiinde kaliteli bir golcü dediğiniz futbolcuda bu güç mü olması gerekiyor, bitiricilik mi olması lazım, adam mı geçmeli, top mu tutmalı? Günümüz futbolunda bu anlamda hangi özelliklere sahip olmalı? Adaylar için de bu güzel bir cevap olacak. Bak şimdi bir şey söyleyeyim mi? Şimdi bir anımı anlatayım. Şükrü Güles'in vardı mesela. O da İtalya'ya gitmiş.
Can abilerden evvel herhalde. Bir gün bir şey anlattı. Bu soruna cevap olacak. Dedi ki Metin Oktay Beşiktaş'a geliyor önce. Baba hakkı almıyor. Niye almadı biliyor musunuz diye. Boyu kısa dedi. Diye almadı. Sanki dedi kendi boyu dedi çok uzun dedi, tamam mı? Baba hakkının da boyu kısaydı. Adam dedi şeye bir gitti dedi. Galatasaray'a kırk ayak gibi dedi. Senin bak sonra cevap. Kırk ayak sağ vuruyor, sol vuruyor, topuk vuruyor, düz vuruyor, kafa vuruyor diyor. Nasıl gelirse vuruyor diyor. Yani yetenek şimdi, demek istiyor. Yani, ama şimdi tabii bu Metin abi de çok çalışıyormuş yani şeyde antrenmanlardan sonra. Nasıl gelirse vuracaksın. Ben de öyleydim yani. Ben bunu genç takımdaydım Şükrü abi o zaman bizden çok çok yaşlı. Anlatmıştı böyle. Hep dedim ki yani nasıl gelirse vuracaksın topa. Nasıl gelirse ama. Şimdi bir gün bir Roman Teodorescu vardı bizde Beşiktaş'ta. Gene Kurban Bayramı'nda oynayacağız maçı Bolu Spor'la. Aldı topları. Bu şey avuç çizgisiyle altı pas çizgisini birleşti ve var ya kalenin orada oraya geldi. Malzemeci de aldı bir sürü top. Geç dedi bana şeye penaltı noktasının oraya. Elinle top alıyor atıyor. Şuradan 5-6 metredir. Ya bir top atıyor. Kardeşim vurama bir de vuracaksın diyor. Ya hocam nasıl vur? Ben anlamam diyor vuracaksın. Yerden atıyor, şut atıyor, havadan atıyor. Öyle toplar atıyor ki vurma şansın yok. Ya burana geliyor nereye vuracak? İşte kendini hazırlıyorsun falan. İşte böyle bir saat falan çalıştık. Şeref stadında o zaman Toprak'ta. Maça çıktık işte böyle falan. Ya bir top geldi. Tam böyle kale dediği hizamda penaltı burada. Tam buradayım. Şöyle top böyle bir havadan geliyor. Solu bir patlattım. Taç atala. Onun bir resmi de var. Şimdi o top bana şey geldi. Kolay geldi. Çünkü onun attığı top o kadar zor toplar atıyordu ki. Şimdi o bana böyle, topu böyle geçiyordu. O top böyle gelince tutmaya kalksam tutturmazlar. Bir vurdum öyle. Yani şu var. Çalışma da çok önemli. Yetenek olacak ama sağ sol falan. Mesela Kuzman abi vardı. Voley atarken şimdi böyle duruyoruz. Mesela sağ vuracaksan böyle. E dedi soluna gelirse ne yapacaksın? Bak dedi mesela bunu herkes bilmiyor. Geç dedi böyle dur. Şöyle dur. Böyle durdum. Şimdi sağdan geldi. Sağına mı geldi? Hop böyle vur. Soluna mı geldi? Hop böyle vur. Ya bunlar mesela ya şimdi çok bak, önemli şeyler. Doğru söylüyor. Yani, ben sana bir örnek, iki tane örnek vereyim. Bir dur. Kendimle ilgili vereyim. Ben şimdi Trabzonspor'dan başladım. Fenerbahçe'ye gelene kadar. Yani ben her sene 2-3 tane %100 o dönemlerde frikikten gol atardım. Hı hı. Bu frikikten gol atma işi benim ta Trabzonspor'un genç takımından. Hocam 231 maçta oynamışsınız Trabzonspor'da. 28 golünüz var. O biraz maç sayısı daha fazla orada aslında. Maç sayısı daha mı fazla? O çünkü ilk 3 seneyi çıkarmaya çalıştım. İlk 3 senemi pas geçmişler. Halbuki ben Trabzonspor'da daha uzun. 8 yıl oynadım. Oynamadığım maç sayısı benim orada senede... Benim bulduğum seneler 1980-1988. Tamam. İşte o 80-81-82'ye bak orada 1-2 maç yazar. Aslında tamam. Onların tamamını da oynamışım ben. Benim Trabzon'da oynadığım maç sayısı 300'ün üzerinde. Evet, o zaman onu ben sonra çıkardım. Yok yok sen baktığın yer doğru ama yanlış yazılmış. O maç golükten çıkardı onu büyük bir ihtimalle sen. 310 maç falan oynadım ben orada yaklaşık Trabzonspor'da. Ben onu kendim çıkarmıştım. Şöyle, frikiyi atmak için ben sol ayağım çok iyiydi. Ben bunu ta okulun bahçesinde, lisede, okul takımına başladım vurmaya. Ya gidiyor dedim. Sonra Trabzonspor'un genç takımına başlayınca bir baktım gene vuruyorum. Bu sefer A takıma çıkınca bu iş böyle olmayacak dedim. Çalışmaya başladım. O zaman mankenler vardı. Koyardık, antrenman biterdi. Ben yarım saat bunlarla çalışırdım. Topa vuracağım yere ezber. Demin Güvenç Hoca anlattı ya. Ben o köşeye, 20 tane o köşeye, sadece o köşeye, çatalın birleştiği yere top vurmaya çalışırdım. Dışarı, içeri, dışarı, içeri. Her antrenman çalışırdım. Bir bu tarafa, bir o tarafa. Ama önünde mankenler yani. Baraj gibi manken yaparak öyle önüm boş değil. Çalıştım. Nihayet her sene 2-3 tane. O zaman maç sayısı da fazla değil. Çok da fazla frikik olmazdı. Böyle gelişerek ben... Bu yeteneğimi o yönde bu sefer friki her tarafa atmaya başladım. Yıllar sonra Fenerbahçe'de biz Tanju ile birlikte oynadık. Tanju Çolak'la. Galatasaray'dan bize geldi. Tanju Çolak antrenman bitti. Sağ bek bizim İsmail Kartal. Sol bek mi? Derdi ki geçin bana orta atın ya. Ne olur dedi. Biraz çalışalım antrenmandan sonra. Bak Tanju geldiği zaman da yaşı bayağı vardı.
kolay golcü olunmuyor yani Güven Çuyama. Ben ortalıyorum bir taraftan, İsmail bir taraftan ortalıyor. Tanju vuruyor. Tanju rövaşata yapıyor. Tanju göğsünden vuruyor. Tanju kafayla vuruyor. Bir ara baktım Tanju, o benim dediğim şöyle çatalın birleştiği yere topun gireceği kadar bir kare yaptı. Koydu kale direklerini tam köşeye. Top sadece topun geçeceği kadar. İki direk. Baktım bunu çalışıyor. Ya bir oraya atıyor ve oradan içeri girmesi çok zor bir şey. Ara sıra atıyordu. Ya işte yani Avrupa gol kralı olduysa Tanju veya ben frikik attımsa Güven Çocuğum iyi golcü olduysa bu çalışmanın ürünü. Ben şimdi neye kızıyorum biliyor musun? Şu anda bizim kazandığımız dönemdeki paraların kat kat bir üstünde şu anda futbolcular veya sporcular para kazanıyorlar. Uğur, hayatlarını bu işe adamış şu andaki insanlar bu futbolu çalışsalar olduklarından belki de 5-6 kat daha yüksek para kazanacaklar. Bütün sülalelerini geçindirecekler. Yani ben özellikle milli takımlarda çalıştığım dönemde, gerek A milli takımda çalıştığım dönem oldu Dink'ten birlikte. Ben U20 Dünya Şampiyonası'na gittiğim dönem oldu. 19'la Avrupa Şampiyonası'na gittim, 17 ile gittim. Abi oyuncularda bir şey görüyordum ben. Gençlerde bilhassa. Yani profesyonel olarak liglerde de çalıştım da. Ya antrenman bitiyor. Hemen gidiyorlar. Ya bir oturup kendisi, ya bizim dönemimizde de öyle antrenör sayısı fazla değildi. Biz yine de özel antrenman bazı oyunculara yaptırıyorduk. Ya ben bu cahil aklımızla o zaman 18 yaşında, 17 yaşında bize kimse bir şey, futbol cahilliğinden bahsediyorum. Bize hiçbir antrenör yok. Bir tane antrenörümüz var, yardımcısı falan da yok. Kendi başımıza bir şeyler üretip çalışıyorduk. E şimdi antrenörüm var, performans antrenörüm var. Sana yardımcı olacak birçok unsur varken, imkanlar gelişti. Gelişmişken bunları çalışmıyorsunuz, ekstra bir şey yapmıyorsunuz ve biz de kalkıp yorum yaparken burada çoğu maçta ne diyoruz? Ya bunlar ekstra antrenman yapıyor mu, yapmıyor mu? Yapmaları gerekir ki daha çok gelişsin. Ya senin bir sürü performans antrenörün var. Barış Alper örneği. Kendine şey tuttu, özel performans antrenörü tuttu. Kendini her konuda geliştirdi. Şimdi bir şey söyledin ya, biraz içimden hafiften güldüm. Yani 300 maç falan oynadı ya. Geçenlerde biz, ben işte şu kadar maç oynamışım falan dediler. Ya dedim ki 90 küsür de Fener'de maçım var. Ya, bunu da unutma. Yani 400'e yakın Süper Lig maçım var. Şimdi tabii ben bıraktıktan sonra yani erken bıraktım. Ya dedim ki bizim ölmediğimize dua etsinler dedim ya. Bravo ölmedim. Hocam. Çok şimdi doğru. Bak. He, bak güzel, yemek bravo, yemek bak, yemek yasak. Çok güzel bir nokta. Su içmek yasak. Biz de biliyor musun? Yo, en kötüsü de ya, su hocam. Su, ya su içme. Ya Uğur şimdi, bizi harbi öldüreceklermiş. Ya bak artı bizim zamanımızda 35-40 derecede sıcak. Su yasak. Koş. Ya, karbon, su yasak. Karbonhidrat yasak ya. Biz susuzluktan ölecekmişiz ya. Yemek yasak. Ya esas ya sen arabaya benzin koyuyorsan karbonhidrat alacaksın. Makarna, börek, pilav falan yasak. Bir gün Turgay Şeren, ben Mersin İzmir'de oynarken Adana Spor maçı var. Hiç unutmuyorum. Mustafa Yürür abi karşılıklı oturuyoruz böyle falan. O da oğlunun ismi Güvenç koymuştu. Beni severdi, tamam mı? Şimdi şu kadarcık pilav geldi. Bak şu kadar ya. Ne diyeyim sana? 1 liranın biraz şu kadar da üstüne. Çabuk dedi kaldır bunları dedi Turgay abi. Ya garsonun elinde. Hmm. Arkadaş bize o yemek yasak. Doping avuçla, haplar. Sen bir şey söyle, iğneler, bir şey söyleme. Yani biz de dedim ki topraksa ölmediğimize dua et. Ne bu kadar maç oynamış, ölmediğimiz nereden biliyor musun? Susuzlukta. Bak, yalnız su mu? Biz o zamanlar haftada iki gün sezon başları bir de bizim nasıldı biliyor musun eskiden? Şimdiki gibi öyle futbolda bilgiler, teknik adamlar da bu kadar donanımlı değildi. Herkes kendileri bir şeyler üretiyordu. Biz hocam da biliyor işte. Uludağ kamp yeri vardı. Sezon başı 15 gün git. Sürekli koş. Toplam bir alakan yok. Sabah akşam böyle at gibi koştur koştur. Su yok, bir şey yok. Ama su içmeyin, dalağını şişer. Evet. Ya biz ölecek. Pardon. Bizim var ya ya iki antrenman 35 derece ha. Sıcak. 40 derece sıcaklarda bize su içirmediler ya. Çok ama ilginç. Şu. Onun da bir anısı var. Özkan Sümer rahmetli Trabzonspor'da çalışıyoruz. Ya bir moda çıkardı o 80'li yıllarda. Günde 3 antrenman yapacağız. O zaman hiç öyle bir şey yok. Yeni öğreniyoruz. Sabah 7, akşam şey öyle. Sabah 10.30, evet. Akşam 17. Ya 3 antrenman yapıyoruz, geliyoruz, yapıyoruz, geliyoruz. Yoruluyoruz.
aerobik koşular vardır işte. Evet. İnsanlar anladı diye yavaş konuşayım. Yani koşular, böyle aerobik koşular yaptığın zaman dinlenmen lazım. Dinlendikten sonra tekrar bir şeyi yapman lazım. Özkan Hoca o dönemlerde anaerobik koşularda, yani daha şiddeti yüksek koşularda hiç dinlenmezdik. Mesela koşardık, gelirdik, dambulları tak 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 çalışırdık. Yani laktikoste dayalı. Laktikasit bacaklarda birikirdi. Onun boşalması için belli bir süre lazım. Dinlenme vermek lazım. Sonra da öğreniriz. Rahmetli Özkan Hoca'ya dedim ki bir gün, ya hocam dedim ya, biz de antrenörlüğü sonra öğrendik ama dedim, bizi dedim iyi dedim öldürmemişiz. Niye dedi? E hocam dedim, Uludağ'da biz koşuyorduk, geliyorduk, bize hiç dinlenme vermiyordu. Evladım dedi, bilgi vardı da biz mi faydalanmadık? Adam haklı. Onlar da o zaman öyle biliyorlar, öyle ya öğrenmişler. Çünkü sonuçta onlar da uluslararası düzeyde antrenörlerden bilgi alarak buradaki antrenör eğitimden çıkıyor. Sürat koşuları 400 metre. Tabii. 6-8 saniyeden sonra karbonatlar devreye giriyor sürat koşularında. Devamlı laktikası çıkıyor. Şimdi 400 metre depar, 300 metre depar, dinlenme tabii yok. Ya biz var ya, hiç dinlenme yok. Boşu boşuna yani yaşadık yani ya. İyi ki ölmedik, bırak o kadar maç tabii, oynamış gene bu iyi. Bizden sonra bir, bizim zamanımızda bir de toprak var. Bir de topları bu yetişti mi bilmiyorum. Ya toplar vardı var ya, gülle gibi su çeker biliyor musun? Ya ama kafa vurduğun topa o topun sibabının yeri kafanı yarardı. Sen ya ne diyorsun? Ya, öyle kötü toplar vardı bizde. Ama bir, yani ağırlıkları ya, çok ağır. Ya var ya böyle suda o nasıl neler, olurdu neler biliyor musun? Böyle şey geldi aklıma. Ya biz böyle suların içinde falan oynardık. Bak ben Trabzon'da genç takımda oynarken havalimanı var Trabzon'da. Onun altında karayollarının tesisleri var. Eskiden kış oldu mu neredeyse 15-20 santim suyun içinde antrenman yap. Yıkanacak yer yok. Duş şey yok. Tesis yok. Hiçbir şey yok. Ben oradan eve giderdim. Rahmetli anam suyu kaynatırdı. O zaman nerede öyle elektrik falan şeyler, şofbenler, mopbenler veya sıcak su falan öyle bir şey yok. Biz ondan banyo yapardık. Ondan sonra temizlenirdik. Tekrar hayatımıza devam. Biz buralardan geldik. Olur ya. Şey, hayat çok zor şartlarda yetiştik biz. İhsan vardı Beşiktaş'ta. Samsun Spor'dan gelen. Topu nasıl vuruyor biliyor musun? Böyle hani bizde bir laf vardı şeyde futbolcuda. Emanet mandaya vurur gibi derdi. Çok süratli. Şimdi rahmetli Baykul anlattı. Sakarya'da beraber oynamışlar. Sağ çamur. O top zaten ağır. İhsan tam frikik olmuş, tamam mı? Almış çamura, iyice de bulamış topu, tamam mı? Çamura. Barajdakiler var ya, dağ vururken hepsi dağılmış. Ya bir gelse var ya, Allah saklasın yani. Kafaya göze falan Allah var ya. Allah. E tabii öyle gülle gibi top diyorum ya. Ya tartsan var ya, zaten normalinde oynatmazsın. Bir de sağlar çamur. Bir de tabii, tabii, korkunç bir de topa o vuruyor. Ya çamurda o suyu çektiği ne, zaman ne gülmüştüm. İki kat da ağırlaşıyordu o zaman. Bir de sulara, çamura da sürüyormuş biliyor musun? Çamurlar o kadar ya, sağlıklı bir de değil. Mağustan böyle hep barajdakiler var ya, daha zaten diyor ki görüyor. Top gelmeden kaçıyorlar. Tabii çamura şey yaptığı zaman, buladığı zaman diyor ki ya baraj atacak, herkes barajda dağılıyor. Ya bir gelse var ya, Allah korusun ya. Ya çok zor günler geçirdik. Krampon. Timsah yok, bir şey yok. Toprak şimdi, sağ böyle. Sen şey yetiştin mi? Bizde Dünya Kupası ayakkabılar vardı. Son Adidas falan şimdi yok öyle ayakkabılar, vidalar falan. Bizde başladığımızda. Şimdi bu kösele kramponlar vardı, 6 tane çivili. Şimdi o çiviler zamanla şey yapar. Ayağımıza çıkıyor, batıyor. Hmm. Ya şimdi var ya batıyor. Ya ilk önce bir acırdı, ondan sonra yer yapardı o. Böyle cık cık girirdi içeri, var ya acımazdı artık. Ya ne günler geçirdik ya. Neler yaşamıştınız. Öyle sonra bu şey vidalı kramponlar çıktı ya şimdi modern. Ya alıp yatıyordum ben onlarla ya. Almanya'dan rahmetli Sabri abinin bir kayınbeyi vardı bizim. Mondial mı gelirdi sana da? Kupa Mondial'da en güzel krampon. Neyse ondan sonra onlarla yani çok, onlar çok da kötü günler ya. Çok kötü günler geçirdik. Çok yani zor şey. Hayır hayır, aslında kötü değil. Ben sana bir şey söyleyeyim. Biz zor günler, biz zor günler geçirmişiz ama 10 numara gençliğimizi geçirmişiz. Bunu ben her zaman söylüyorum. Güzel olan tarafı da bu. Kendimiz zorla yani böyle tırnaklarımızla kazıya kazıya zor şartlarda gelip bir yerlere çıkmanın ne kadar değerli olduğunu çok iyi biliyoruz. Hazır bir şeyin üzerine bizim dönemimizde hiçbir futbolcu hemen hemen oturmamıştır. O zamanlar öyle fazla bir zenginlik falan da yoktu. Hepimizin babası ya bir yerde çalışırdı, ya evet, memurdur, ya da şudur budur. Aileler geniştir o zaman. Çocuk sayı, ben 9 kardeşim mesela. Eskiden amcam 11, amcamın 11 tane vardı amcam. Bizim Trabzon'da öyleydi yani, her yerde öyleydi. Eskiden çoğalmak için böyleydi.
Ama hepimiz yani çok zengin aileler eskiden yoktu. Yani memleketin hali o zamanlar daha yeni yeni 60'lı yılla ben 61 doğumlu Güvenç hocam da benden bayağı ufaktır ya da. Bırak yaşımızı başımı söyleme. Söyle ufaktır ya dedi. Bir şey anlatacağım bak. Çok zor şartlarda ama bir geçmişe bakıyorum. Harbi güzel günlerden çıkmışız o zor şartları. Daha sonra bir bakıyoruz. Güzel bir mesaj da oldu hocam bu söyledikleriniz. Tabii zor şartlarda yetişirsen daha sonra kıymetini anlıyorsun. Yoksa doğduğun günden itibaren zengin doğmuşsan onun kıymetini anlamıyorsun. Kendin biraz mücadele edeceksin. Çaba sarf edeceksin. Kendin bir yerlere ulaşmaya Kesinlikle. Çalışacaksın. Yani o güzel olan tarafı o. Pardon bir şey daha söyleyeyim. Tabii hocam. Beşiktaş takımını anlatayım ya. Şeref stadına antrenman yapıyoruz. Soyunma odalarımız var. Çok kötü ya. İyi anlatamam size. Şimdi ekonomik olarak iyi de değiliz. Çoraplar böyle yırtılırdı. Ben alırdım ters tarafa koyardım. Baş parmakları hep yırtılıyor. Bunu buraya giyerdim. Bunu buraya giderdim. Eşofmanlar yırtık. İdareli kullanmak için. Kulüp binası şeyde akaretlerdeydi. Böyle çıkarken garcur gucur şeyler falan. Böyle ses yitirdi. Ya öyle bir yerlerden ya bu Süleyman Saba'ya ya böyle çok ne bileyim Allah rahmet eylesin ya be. Beşiktaş'ı aldı nerelerden nerelere getirdi. Emeği eskiden çok büyük var ya. Doğru söylüyor. Yani, bir takım forma, şort, çorap vardı. O kadar. Yedeği yoktu. Eğer onu birine vermeye falan kalktın mı yandın bir maç sonra forma bulamazsın. Şey mevzu yoktu zaten. Ya ben kimse. Daha çok da eskiye gitmeyelim. 88'de Fener'e geldiğim zaman Dereazın'da bizim soyunma odamızda soba yanıyordu. Küçük bir yerdi. Yani hep beraber orada sobalı odadan aradan işte 35 sene geçti. Fenerbahçe şimdi nerede? Hocalarım aradaki sohbet falan. Çok güzel. Bunu bir daha yapalım. Sürem dolmuş uyarıyor arkadaşlarım. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bizi de eskilere getirdin Uğur. Sen de bunu sık sık yapalım bence. Müsait oldukça sizler. Çok hikayelerimiz var. Vallahi dinlemek isteriz. Hocam olur. Çok teşekkür ederiz. Sizlere de teşekkür çok tekrar iyi bayramlar diliyoruz. İyi bayramlar. Efendim şeker tadında güzel bir sohbet oldu. Hepinize tekrar mutlu bayramlar diliyoruz. Evet.